Merhaba Balık Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Balık olanlar Mayıs 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve Ebced'leri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve özellikle Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Geliyoruz Mayıs ayına. 3 Mayıs'ta Merkür'ün ikizleri ve hemen akabinde Venüs'ün de buraya gelerek sizin bu ayki özellikle genel gündeminizin odaklanacağınız konuların daha çok iletişiminizde olacağı gündemlerin hangi alanlarda olacağını bize gösteriyor. Hem Merkür'ün hem de Venüs'ün bu alana konumlanmış olması. İkizlerde konumlanmış olması sizin 4. ev konularınızı, geçmişle ilişkili gündemler, ebeveynleriniz ve bunlarla ilişkili her türlü uğraş ve efor. Buna mukabil özellikle çözülememiş, geçmişte bir takım böyle hasır altı yapılmış konular var ise bu konular da biraz iletişime döküleceği anlamına geliyor. Konuşulamayan konuların konuşulacağı, belki böyle dile gelmeyen mevzuların açılacağı etkilerle dolu. Ama Venüs burada böyle kurtarıcı bir el gibidir aslında. Siz o iletişime geçtiğiniz her konuda gayet güzel desteklerde buluyorsunuz. Anlaşılabiliyorsunuz. Hani niyetinizin ne olduğu çok belirgin bir şekilde anlaşılıyor anlamına geliyor. Ebeveynlerle ilişkilerde bu döngü daha fazla iletişimin aktif olması gibi durumlar da söz konusu olacaktır. Sonrasında 11 Mayıs'ta Boğa burcunun 21 derecesinde Kritika nakşatrasında bir yenilik gerçekleşiyor. Güzel, keyifli bir yeni ay. Bu sizin özellikle kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızı ifade eden 3. evde gerçekleşecek tam 21 derecede. Bu özellikle kardeşler, akrabalar, onların hayatıyla ilişkili gündemler, evraklar, belgeler, böyle kağıt işleriyle, böyle evraklar, belgelerle ilgili uğraşları ya da gündemleriniz var ise bu konular. Seyahatler ve iletişim becerilerimizi kullandığımız her türlü iş ve sektör. Bunların tamamını ifade eder. Böyle daha kısa eğitim programlarıdır. Böyle kısa bir eğitim programına başlama eğiliminizi de gösterebilir. Bu konularla ilişkili de bir yenilik olabilir. Bu bahsetmiş olduğum gündemlerle ilişkili bir yeniliğiniz mevcut. Özellikle Kritika nakşatrasında gerçekleştiği için burada çok fazlaca materyalist olacağınız bir eğitime başlıyor iseniz aslında onun ciddi bir gelirini hesaplayarak o eğitimi alıyorsunuz. Ya da kardeşlerle ilişkili bir yeniliği başlatıyorsanız burada bir maddi tezahürünü bekliyorsunuz anlamına geliyor. Kritikanın özellikle bu badası fazlaca materyalist, somut odaklı, tabii maddi beklentisi olan bir etki sunuyor. O yüzden bu bahsetmiş olduğum konuların içinde olduğu 11 Mayıs ve civarı günlerde bir yeniliğiniz gerçekleşecektir. Sonrasında 13 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçecek, en verimli, maksimum faydada çalıştığı bir burçta konumlanacak. Jüpiter'in Balık transiti özellikle bundan 12 yıl öncesindeki size vaat edilen şans ve fırsatlar her ne ise değerlendiremediğiniz ya da hani o döngü nasıl geçti ise İşte burada kısa vadede bunun bir fragmanını gözlemleyeceksinizdir. Fragman diyorum çünkü asıl 2022 yılında Jüpiter Balık'ta aktif çalışacak. Burada böyle kısa vadede 2022'de şanslı, bereketli, güzel etkilerin hangi alanlarda olacağını gözlemleyeceğiz. Sonra geri hareketiyle Kova burcuna gelmiş olacak Jüpiter. Jüpiter sadece Balık'ta 5 derece ilerleyeceği için çok böyle kısa bir derecede ilerleyecek. O yüzden Jüpiter ilk 5 derecesi hangi evimize tekabül ediyor ise o konularla ilgili böyle ciddi bir parlak, güzel, keyifli bir etki size sunacaktır. Jüpiter sizin 1. evinizde özellikle bedensel büyüme, kilo almaya eğilim, hayattaki fırsatlar ve şansların bir anda parlaması ve belirginleşmesi, özellikle gebelik düşünüyor iseniz bir hamilelik sürecini de gösterir. Çünkü bu da bir bedensel büyümedir. Ama ancak bu daha çok 2022'de olacak. Burada böyle belki evet burada da olma ihtimali var bu kısa döngüde. Ama daha belirgin 2022'de gözlemleyeceksinizdir bu konuları. Özellikle Jüpiter 1. eve geldiğinde bireyin hayatı ile ilgili hangi yolda mücadele veriyor, talepkar oluyor ise o konuları büyütecektir. Adeta yeşermesini, o ekmiş olduğu tohumun bir anda böyle parlaması anlamına geliyor. Geçmişte
neyi temelini attıysanız bu döngüde bunun meyvesini yiyeceğiniz gösterge aslında bu Jüpiter'in balık transiti. Sağlıkla ilişkili gündemlerde hani daha sağlıklı olmak adına ya da şifalanmak adına yine çok güzel bir döngü. Bir ufak es geçtiğiniz bir sağlık probleminiz var ise bunu da tedavi sürecine girmek adına böyle bunun bir anda parlayıp büyümesini de gözlemliyor olabilirsiniz. Çünkü Jüpiter büyütmekle ilişkili. Onu sizin görebileceğiniz bir forma getirmekle ilişkili ama çok şifacı bir etkidedir. Balık da şifalandırır. O yüzden bu bahsetmiş olduğum konuların tamamıyla ilişkili bir şifalanma, bir büyüme, bir bolluk, bereket etkisi söz konusu olacaktır. Sonrasında 23 Mayıs'ta Satürn geri harekete başlayacak. Ve Satürn geri harekette bulunduğu ev konularıyla ilişkili biraz gecikme, sürüncemde kalma, kısıtlanma, daha ağırdan o konuların işlemesi anlamına geliyor. Sizin 12. ev konularınız. Özellikle eşinizin işiyle ilgili, evli bireyler için ya da eşinizin sağlığıyla ilişkili. Böyle fazlaca gündemler var ise çözülememiş. Bu konular artık daha da çözülemiyor gibi düşünebilirsiniz. Daha da ağırdan işliyor. Daha da çözüm yoluna ulaşması adına adeta böyle bir şekilde çekiyor arkadan o konularla ilişkili çözüme ulaşmıyor. Fazlaca ağırdan gitme etkisini gösteriyor. Eşin işi, sağlığıyla ilgili gündemler. Burası biraz psikolojik derin inzivada konuları da ifade eder. Burada böyle çözüm yoluna ulaşmak adına biraz tedirginlik verir Satürn. Böyle kaygılı, kuşkulu, biraz depresife yakın bir ruh halini oluşturur. Geri hareketiyle bunlar biraz daha belirgin olacaktır aslında. Ama burada Satürn şunu söyler aslında. Sizin nereye odaklanmanız, nerede sorumluluk almanız gerektiği konusunda da bir göstergeyi sunuyor bize. 12. evde geri hareketiyle özellikle karşı eve atıfta bulunur. Yani 6. evi tetikler. 6. evle ilgili konularda kısmetler, şanslar ve bolluk ve bereket öyle akmayacaktır. Siz mücadele verdiğiniz müddetçe alacaksınızdır. Bu biraz Jüpiter doğasında değil, daha hani gerçekçi bakmaktır öyle söyleyeyim. Daha bireyin mücadele verdiği ölçüde ilerleyecektir anlamına geliyor. Burada özellikle sizin odak noktanız, daha çok sorumlulukları almanız gereken konular sizin kendi gayretiniz, birebir çalışmanız. Çünkü burası iş hayatını ifade ediyor. Hani hep böyle tamam eşin gelirleri de güzel, hoş. Hani hep gelmesi. Ama biraz da sen çalış, sen gayret göster, sen efor sarf et. Biraz stres ve sorumluluk biraz da sen yüklen anlamına geliyor. Burada biraz özellikle şunu belirtmeliyim. 6. sağlıkla da ilişkili bir gösterge. Sağlıkla ilgili biraz böyle gündemlerin oluşarak, çünkü 1. evdeki Jüpiter transit aslında böyle es geçilen sağlık konuları ile ilgili böyle o hasır altından bir şekilde o konunun açığa çıkması anlamına geliyor. Ama bu sizin çok menfaatinize aslında, hani sizin faydanıza olacak bir konu. Satürn de burada 6'yı tetiklediği için ben özellikle Mayıs'ın son haftaları sağlıkla ilişkili böyle bir operasyon vesaire bunu araştırmak, bununla ilgili uğraşların söz konusu olacağını düşünüyorum. Beden sağlığına daha dikkat etmenizi öneririm. Özellikle böyle iş hayatı ile ilişkili çalışmak, para kazanmak, kendi işinizi kurmak vesaire bunlarla ilgili eğilimler biraz daha artacaktır. Bu ayın diğer en önemli gündemi ise ay tutulması. 26 Mayıs'ta Yay burcunun 5 derecesinde Anuradha takımı yıldızında güçlü bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması çok belirgin, adeta 2021'e damga vurur nitelikte. Sizin de özellikle ilk 5 derecenizde, Yay burcunun ilk 5 derecesinde hangi gezegen var ise o konuyu da aslında bu tutulmaya, bu kapanışa bağlıyor. Bu kapanış sizin 10. ev kariyerle ilişkili sizden böyle üst konumda, üst mevkide, otorite figüründe insanlardır. Müdürümüz, patronumuz, hesap verdiğimiz insanlardır. Özellikle böyle iş hayatı ve kariyerle ilişkili bu evde güçlü bir kapanışınız söz konusu. Bu öyle hani hafif bir gündem gibi düşünmeyin, sizi derinden etkileyerek kalıplarınızı yıkacağınız, adeta o geçmişteki sürümcemde götürdüğünüz o kafa yapısı, o yol, o izleyiş şekliniz her neyse
Bunu artık kapatıp yeniye, değişime adapte olmanız gerektiği yönde birçok uyarı da söz konusu. Burada özellikle bir şey daha belirtmek istiyorum. Eşin ailesini ifade eder, eşinizin anne babasıyla olan ilişkilerinizde. Ne ise geçmişten getirdiğiniz tutum ve davranış, bunu da artık kapatıyorsunuz. Kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Değişime adapte olmanızı öneririm. Çok daha fazla zorlanma eğiliminiz söz konusu olacaktır. Aksi takdirde Satürn, özellikle Anuradha'nın doğasında Satürn'ün bağımlılıklarla ilişkili bir etkisi de söz konusu. Hali hazırda geçmişteki kafa yapınızı devam ettirme isteğini gösterir. Özellikle birey böyle sürekli aynı devamlılıkta, aynı bağımlılıkla, aynı konulara, aynı çözüm yolu buluş şekliyle ilerlemek istiyordur anlamına geliyor bu kariyer, otorite figürü, eşin ailesiyle ilişkili gündemlerde. Bunu artık değiştir anlamına geliyor. Güney ay düğüm olduğu için bu işin doğasında fazlaca olumsuz bir tezahürde, fazlaca daralmaya gidilecek konuları, küçülmeye gidilip yani kısıtlanacak konuları ifade ediyor. Burada özellikle geçmişteki kalıplarla, hep bundan bahsediyorum ama geçmişteki kalıplarla devam ettiğiniz müddetçe bu kariyer ve işle ilişkili çok olumlu bir döngüye giremeyeceğinizi, o kalıplarınızı artık yıkıp farklılaşmanız gerektiğini, daha böyle yeniliğe adapte olmak, yeniliğe yer açmanız gerektiği yönünde yoğun bir etki söz konusu sizin için. Bu 10. ev özellikle toplumdaki statünün ve itibarımızı da ifade eder. Bu kadar üst bir lobda gerçekleşecek olan kapanış, sizin toplumdaki statünüz konusunda da bir tamamlanma, bir vazgeçiştir aslında. Bir şeylerden artık vazgeçerek yeni şeyleri deneyimlememiz gerektiği yönünde bir gösterge sunuyor size. Ebced değer hesaplamaları sonucunda sizin için yaz semi esması çıktı. 180 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.